Ankara'ya mı taşınacaksınız? Yarışmadan sonra mı? Yani birkaç ay sonra gidiyor musunuz? Bilgeciğim, üniversitenin kontenjanı şimdi açık. Yani? Ya bunda anlaşılmayacak ne var Bilge? Gidiyorlar işte. Grup yarışmasına falan katılamayacağız. Ya benim kankim gidecek. Bildiğim mahalleden taşınacak. Sen hala yarışmanın derdinde misin? Bu arada hakikaten bizim yarışmada mı yalan oldu şimdi? Çocuklar o kadar da uzağa gitmiyoruz. Yarışma için geliriz. Hem ne kadarlık yol ki Allah aşkına. Evet. Ne kadarlık yol Allah aşkına? 450. 450 ney? Kilometre. Yok artık. Ta neresi? Yalova'ya falan taşınsaydınız bari. Çocuklar ben de çok üzgünüm gerçekten. Hiç de üzgün değilsiniz. Bir kere üzgün olsanız gitmezdiniz. Zeynep, üzüldüğünü anlıyorum ama bu davranışın hoş değil. Yani hocam kız haliyle üzüldü. Ne yapsın, konfeti mi patlatsın? Böyle mükemmel zamanlamaların hastasıyım ya. Hani Tongul Laylay konfeti dedi. Biz de tam o sırada girdik, patlattık falan hani. Tabii yani şimdi o dedi diye patlatmadık ama... Ya ne oluyor burada acaba? Yani yarışı kazandık diye mutsuz olacaksınız. Ya son yarışta da Müge yarışsaydı madem. Ben yarışsam kazanamaz mıydım yani, onu mu diyorsun? Sence? Ben de teknoloji takımındayım. Gayet de kazanabilirdim. Aynen kuzen, kazanırdın. Kesin, kesin. Gerçekten mi diyorsun yoksa... Ya bir durun. Acımızı yaşayamadık şurada. Ne acısı? Ne oldu ki? Yiğit Efeler Ankara'ya taşınıyor. Yani? Tabii. Siz böyle şeylerle ilgilenmezsiniz. Yo, ilgileniriz. Hocam, tut bakayım şunu, tut. Ben adayım. Ne adaysın? Yiğit Efe'den sonra ekip başı olmaya. Mutsuz olmayı hiç sevmiyorum ama hep mutsuz oluyorum ya. Bakayım. Böyle de mutsuzum. Bakayım. Böyle de mutsuzum. İnsanlar kötülere hiç acımıyor. Şirket toplantısının başlamasına 5 dakika kaldı. Ne diyeceğim ben patrona şimdi? Şey diyeyim. Efendim aslında o kadar da birinci olmadılar. Az birinci oldular diyeyim. Mantıklı bir cevap gibi görünmüyor. Allah Allah. Biliyoruz herhalde. Burada kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Asper Bey, Yiğit Efe ve ailesi Ankara'ya taşınıyorlarmış. Aman bunlar da koyun can derdinde hasret et derdinde. Bir dakika ya. Hangi Ankara'ya? Asper Bey. Ya bırak şimdi Bey'i Paşa'yı. Ne oluyor? Yiğit Efe ve ailesi Ankara'ya taşınıyorlarmış. Yemin et. Vallahi. Bu nasıl bir haber ya? Bu nasıl bir haber ya? Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim ha. Ne tepki vereceğim şaşırdı. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şirket toplantısının başlamasına 4 dakika kaldı. İyi bir şey mi kötü bir şey mi ya bu? Sence konumuz bu mu? Her şey bir yana, ekip başı nedir ya? Halay başı der gibi. Şahin, Yiğit Efe'nin taşınacağı haberini yeni aldık. Herkes çok üzgün. Tabii. Ben de çok üzüldüm. Yani yüreğim yangın yeri. Yiğit Efe, can dostum. Can dostum mu? Seni çok özleyeceğiz Yiğit Efe. Müge de özleyecek. Tabii. Ama şunu unutma ki, yerini hiç aratmayacağım. Emin ol. Güle güle git, güle güle kal orada. Vay benim Ankaralı kardeşime bak ya. Hocam, ben gideyim artık. Çocuklar, ben sizi bırakayım eve. Aileleriniz merak eder. Hadi. Gitmeniz şart mı? İş bu Bilgeciğim. İnsanın işi neredeyse evi de orada olmak zorunda. Biliyorsun. Ne zaman taşınacaksınız peki? Bu cumartesi gitmeyi düşünüyoruz. Bu cumartesi mi? Evet. Maalesef. Hadi çıkalım, geç oldu. Asmayın ama suratınızı.
İnternet üzerinden bol bol görüntülü konuşursunuz zaten. Hadi ben de çok üzülüyorum. Hadi gidelim, gelin. Eşyalarınızı alın. Şirketin verdiği imkanları kullanmasını beceremiyor musun? Ya efendim bak, yarış olur, geçer, önemli değil. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Yarışma elbette önemli değil. Ama çocuklar isimlerini duyurdular. Yiğitepe durduk yere dikkat çekecek. Çocuğun verilerine ulaşman zorlaşıyor. Farkında değil misin? Yok yok, o Yiğitepecik dikkat çekemeyecek artık. Çünkü... Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Selim onu yetiştirirse her şey değişir. Kurban olan bir dakika dinle patron. Kurban olan mı? He, kurban olan. Yiğitepe ve ailesi Ankara'ya gidiyormuş efendim. Bilgi olarak görüşlerinizi arz ederim. Neden? Ellerinde gizli bir proje var da kaçırıyorlar mı yoksa? Vallahi ilk ben de ondan şüphelendim biliyor musun? Sordum, soruşturdum. Ama bu Ayşe'nin en ufak var ya Sevgi. Meğersem o iş bulmuşmuş. Ne işiymiş bu? Vallahi bilmiyorum, o üniversitede mi neymiş, asistan mıymış neymiş, ama ben de duyduğumun yalancısıyım be. Aspar, artık oyalamayı kes ve çocuk taşınmadan evini kontrol et. Boşuna mı uğraşıyoruz yoksa ailesinden kalan bir şeyler var mı? Bize ilet. Evini kontrol et derken? Senin amaçlarına uygun kodlanan yapay zeka ne güne duruyor? Alfa'yı kullanmıyor musun sen? Tabii, ben Alfa'yı kullanıyorum. Da hani Alfa'yı bu iş için yormasak mı acaba? Çünkü koskoca yapay zeka. Ben girerim Yiğit Efendi'nin bilgisayarına. Şirket toplantısı az önce sona erdirildi. Fark ettik herhalde. Bak bir Yiğit Efendi'nin bilgisayara bir girsene be. Yap bir güzellik ya. O kadar hukukumuz var. Olumsuz davranış önerildi. Reddedildi. Allah Allah. Deveye sormuşlar boynun neden bükük diye. Ben demiş bir yapay zekaya kalmadık demiş. Bu da sana ders olsun. Bu atasözünden bir ders çıkarırsın herhalde.